Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere karasal yakıtlı kullandığımız bizim hali hazırda bütün ulaşım ihtiyacımızı gideriyor. Ama velakin otomobilde de gördüğümüz ve yavaş yavaş motosikletlerde de yer almaya başlayan elektrikli skuterlar Elektrikli otomobillerde nasıl neredeyse satışların böyle yüzde kırkı yüzde yakını elektrikli araçlara döndüyse skuterlarda da yavaş yavaş hayatımıza girecek. Bu durumda biz de dedik ki etrafta hangi elektrikli skuterlar daha fazla popüler? Bildiğiniz üzere ben BMW C04 çıkarttı. Türkiye'de gayet iyi satılıyor. Diğer taraftan Silence'ın çok güzel bir elektrikli scooter var. Uzun zamandır Türkiye'de Doğan Trend bünyesinde satılıyor. Güzel makineler, gayet de kullanışlı. Menzilleri de gayet iyi. Yani C04 70 kilometre, 80 kilometre süratli kullandığında gidiyor. 130 kilometre normal kullanımlarda da gayet ihtiyacı gideriyor. Silence da öyle. Silence neredeyse 100 km'ye kadar şehir içinde kullanımlarda gayet yeterli çözümler sunuyor. Zaten bir günde 100 kilometre hiçbirimiz yapmıyoruz. Neredeyse birçok arkadaşımıza bir şarjda 2 iki gün, 2,5 iki gün civarında kullanmamızı sağlıyor. Yanımızda da onlardan bir tanesi var. Türkiye'ye Enka Grup bünyesinde girecek olan Dofern marka elektrikli scooterlar. 3000 Watt ve 5000 Watt olarak iki ayrı modelle Türkiye'ye gelecek. Her iki modele de yakından baktık. Çok güzel özellikleri var. Beğendiğimiz yanları var, beğenmediğimiz yanları var. Bunları sizlere anlatmak istiyorum. Bu scooter'ın dıştan baktığımızda çok güzel bir tasarım var. Üzerine oturduğumuzda da gayet heybetli, trafikte gayet görünür bir duruşa sahip. Öncelikle teknik özelliklerine birlikte bir göz atalım. Az önce de söylediğimiz gibi 3000 watt ve 5000 watt olarak iki ayrı model Türkiye'de satışa sunulacak. Her ikisinin de ağırlığı 121 kilogram civarında ve 150 kilo taşıma kapasitesi var. Günlük 100 kilometre yapabiliyorsunuz. Şehir içinde trafikte sakin kullanımda. Tabii biraz daha sert, biraz daha agresif kullanayım dediğinizde bu 70 kilometrelere kadar düşebilir. İki modda çalışıyor. Bir sakin kullanım, ikinci modda da daha hızlı, daha agresif sürüş yapabilmeniz için iki farklı modu var. Ülkemize beyaz, siyah, gümüş, mavi ve kırmızı renklerde gelecek. Maksimum hızlarına gelecek olursak 3000 watt'ta 70 kilometre maksimum hız alabiliyorsunuz. 5000 watt'lık modelinde ise bu 100 km'ye kadar çıkıyor. Şehir içinde kullanım için gayet yeterli rakamlar. Her iki modelde de Bluetooth bağlantısı mevcut. Yani telefonunuzla motorunuza bağlanmak mümkün. Ve bu bağlantı sayesinde telefonunuzda bütün aramaları kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde yerleşik hoparlörleri var. Seyahat esnasında müziğinizde keyifle dinleme imkanı sunuyor. Her iki modelde de hem 3000 Watt'ta hem 5000 Watt'ta iki tane pille geliyor. İki ayrı pili tam ayaklarınızın olduğu bölgenin alt tarafında raylı sistemle görebiliyorsunuz. Çıkartıp da eve götürüp şarj etme imkanınız olduğu gibi bulunduğu yerde de şarja takmanız kolayca mümkün. Piller LG tarafından üretiliyor. LG'nin kalitesinde neredeyse pilden %100 performans alabiliyorsunuz. Sel altında da gayet yeterli bir depolama alanı mevcut. Büyük koca bir kask yerleştirebileceğiniz gibi yanınıza eldiven, işte baf, dizlik gibi ufak tefek aksesuarlarınızı da koyabilirsiniz. Arkasında çok güzel bir sisi barı var. Bu sisi barı da Artçı ile seyahat ettiğinizde rahatlıkla sırtını dayayabileceği konforlu bir sisi bara sahip. Gerçekten çok kaliteli bir koltuğu var ve oldukça da yumuşak. Ben binip seyahat ederken gerçekten bu koltuğun keyifle kullanılabileceğini söyleyebilirim. Örneğin diğer kullandığımız skuterlarda şu orta bölüm yani bacaklarımızın olduğu kısma gelen bölüm biraz daha genişti ve bacaklarımız daha açık durmasına neden oluyordu. Bu gayet dar. Üzerine oturduğunuzda da her iki bacağınız rahatlıkla yere değiyor. Bildiğiniz üzere daha önce de söylemiştim benim boyum 1.80. Şimdi üzerine oturayım size göstereyim ne kadar yeterli olduğunu. Gördüğünüz gibi iki ayağım da gayet yere hatta dizlerim kırık şekilde basıyor. Yani acaba benim boyum 1.70 yeter mi? Ben bunu sürebilir miyim diye düşünen arkadaşlara şimdiden gönül ferahlığıyla satın almalarını tavsiye edebilirim. Bu skuter'ın çok beğendiğim bir başka özelliği de arka amortisörleri. Arkada havalı amortisörlere sahip ve yolda tümseklere geldiğinizde ya da çukurlara geldiğinizde inanılmaz bir sürüş konforu sağlıyor. Ön ve arkası 14 inç lastiklerle donatılmış. Kenda marka lastikler mevcut. 14 inç olması da yolda sürüş konforunu arttıran özelliklerden bir tanesi. Aydınlatma tarafında ise motosiklet gerçekten çok başarılı. Özellikle öndeki yukarıdan aşağıya doğru akan sinyal bölümleri aynı zamanda sürüş esnasında beyaz yanarak sizin trafikte fark edilmenizi de sağlıyor. Yine ön tarafta bulunan LED far gayet yeterli şekilde aydınlatıyor. Hareketsiz sabit bir ön camı var. Bu hareketsiz sabit ön camda trafik esnasında size rüzgarı biraz aldırıyor. Yani çok kesiyor diyemem. Arzu eden olursa daha yüksek bir ön cam taktırabilir. Hareketli aynaları var. Bu da çok güzel bir özellik. Şu şekilde aynaları kapatıp Açmanız mümkün ve aynaların görüş açısı gayet yeterli kocaman bir ayna yapmışlar. Ben rahatlıkla arkamı seyir esnasında görebildim. Yine ön tarafta alışverişe gittiniz, elinizde küçük bir poşet var, hiç sel altı ile uğraşmıyorsunuz. Burada bir kanca bölümü var. Kanca bölümünü aşağıya doğru indirdiğinizde çıkıyor, asıyorsunuz ve hayatınıza devam edebilirsiniz. Hemen üst tarafında ise bir USB çıkışı var. Buradan da diyelim ki bir telefon tutucuyla beraber enerji ihtiyacınız oldu. Herhangi bir kesme, herhangi bir elektrik aksamına müdahale etmeye gerek kalmadan USB çıkışından gereken enerjiyi sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda seyahat esnasında su ya da benzeri herhangi bir içeceğinizi ya da anahtarınızı falan koymak isterseniz çok kullanışlı bir gözde mevcut. Gelelim kontrollere. Aslına bakarsanız hani biz uzakdoğulu motorlar aldığımızda gazda hafif bir boşluk olur böyle ya bu rahatsız eder insanı. Bunda öyle bir şey yok. Gayet işçilik, yüksek kalitede, içten aydınlatmalı tuşlara sahip. Öncelikle bunu söyleyeyim. Gece kullanımlarında acayip bir kolaylık sağlıyor. Selektör tuşuysa gayet keyifli bir yerde. Güçlü bir led aydınlatması olduğu için yolda önünüzden çekilmesini düşündüğünüz biri varsa çok kolay bir şekilde güçlü bir ışıkla yoldan çekilmesini isteyebilirsiniz. Hemen üzerinde kısa ve uzun farlar, sinyaller, korna, park tuşu. Sağ tarafta ise motorun gücünü dengeleyebildiğiniz birinci mod, ikinci mod tuşu kırmızı şekilde alışık olduğumuz kill switch'in olduğu yerde var. Dörtlü flaşörler, aydınlatmayı, ekran aydınlatmasını kontrol edebileceğiniz bir tuş ve çalıştırma tuşu mevcut. Hemen altındaysa geri vites var. En sevdiğim özelliklerden. Geri vites durup geri vites tuşuna tıkladığınızda sizi yavaş yavaş geriye alarak park etmenizi sağlıyor. Malzeme kalitesi ve işçiliği standart biçimlerinin çok üzerinde. Gerçekten çok beğendim. Sürüş esnasında ise özellikle konforlu bir sürüşe ilaveten gerçekten kıvrak ve seri bir motorla karşı karşıyayız. Tüm bu özellikler hep bir arada bu güzel scooter'da toplanmış. Yakında Türkiye'de satışa çıkacak. Şu anda ön talep toplama aşamasındalar. Fiyat aralığını da hani çok yukarıda olmayacağını ve taksitle satış imkanı da olacağını şimdiden sizlere söyleyebilirim. Tuş kombinasyonu bildiğiniz üzere klasik standartlarda birçok markada scooter'da gördüğümüz gibi önden ilk çalıştırma hareketini yapacağımız şekilde basıyoruz. Sonra sağ aldığımızda da açmak mümkün. Yine gerçekten kaliteli görünen bir anahtarı var. Buradan da aynı şekilde açma kapama düğmesine basarak motosikletin çalışmasını sağlayabiliyoruz. Hemen yan tarafında ise batarya ve koltuk tuşunu görüyorsunuz. Üste bastığınızda yani bataryaların olduğu bölümü görebiliyorsunuz. Alta bastığınızda da koltuk açılıyor ve gerçekten tamamen açılıyor. Hemen birlikte görelim. Kontrol tuşunu birinci kademede saat ve batarya yazan kısma getirdiğinizde üstte bastığınızda batarya alta bastığınızda da koltuğu açabiliyor. Koltuğu açalım şöyle bir hızlıca görün. Gayet tık diye açılıyor ve kocaman bir şekilde açılıyor. Yani şurada ya da şuralarda kalmıyor. Böyle arkaya kadar gidiyor. Bu çok başarılı. Güzel bir depolama alanı var. Az önce bahsettiğim gibi kask ve bütün eşyalarınızı montaj koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde birçok elektrikli scooter'da da gördüğümüz gibi burada tüm sistemi kapatılmasını sağlayan bir şartel var. Diyelim ki bir süre muhafaza edeceksiniz. Havalar yağışlı, ben kullanmıyorum diyorsunuz. Hemen buradan tüm şarteli kapatabilirsiniz. Bu aynı zamanda herhangi bir yere, sokakta park ettiğinizde aracın çalışmamasını da sağlayacak güzel bir özellik. Ve gelelim ekrana. Tık diye de kapanıyor gördüğünüz gibi. Ekranda gayet yeterli bilgiler var. Sağ üstte saati görüyorsunuz. Sol tarafta birinci batarya ve ikinci bataryanın doluluk oranlarını görebilirsiniz. Altta trip kilometre bilgisi ve ortada gayet büyük bir şekilde kocaman hız göstergesi mevcut. Yani bildiğiniz üzere Adventure İstanbul'da gidiyor mu, duruyor mu, dönüyor mu? Konfor ve fiyat performans kriterlerini kendisinde görüyoruz. Bir tek fiyat performans da daha net değil. Fiyatı da görelim. Ben kalitesine gerçekten çok beğendim. Üst düzey bir scooter olmuş. Gidiyor mu kısmında yeterli bir hıza sahip. Duruyor mu da güzel frenleri var. Gayet kıvrak. Yolda da sürerken ayrıca sürüş videosunda da şimdi göreceksiniz. Ben sürüş esnasında frenlerini de gayet sert bir şekilde denedim. Başarılı. Gidiyor, duruyor, dönüyor kısmında çok kıvrak, akıcı kullanım sağlıyor. Konfor gayet yeterli. Hatta piyasada satılan scooterların çok üstünde bir amortisör sistemine sahip. Amortisör ve sele konforu belinizi artmayacak şekilde donatılmış. Aynı şekilde şuradaki çıkıntı da selenin olduğu bölgede sırtınızı dayadınız ya da kuyruk sokumu sırtınızı dayadınız. Çıkıntı sürüş esnasında uzun kilometreler yapmanızı sağlıyor. Fiyat performansı da fiyatı belli olduktan sonra zaten bu videonun altında sizlere yazacağız. Şimdi aynı motorun bir de önü çift teker olanı ve elektronik sabitleme stabilite sistemi olanı var. Birlikte ona göz atalım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Detaylı bilgiler geldikçe biz videonun altındaki yorumlarda fiyat bilgisi, nereden satılacağı, servis ağı, yedek parça durumlarını hepsini size aktaracağız. Yakın zamanda bunlarla ilgili yeni videolarla karşınızda olacağız. Ve şimdi geldik 3 tekerlekli olanına yani Dofer'nin Önü çift, arkası tek tekerlekli olan modeline. Yine bunda da 3000 Watt ve 5000 Watt olarak iki ayrı model var. 3000 Watt 5000 Watt arasındaki farkları da şöyle ayıralım. 3000'de ABS ve elektronik sabitleme sistemi opsiyonel olarak var. Ayrıca taktırabiliyorsunuz. Ancak 5000 Watt olanında üzerinde hazır geliyor. Elektronik balans sistemi ne işe yarıyor? Çünkü gerçekten çok kullanışlı bir şey. Motosikletten ineceğiniz anda sol üstteki Park tuşuna bastığınızda motosikletin düşmemesini sağlıyor. Sabitlemesini sağlıyor. Nasıl mı? Şimdi gösterelim. Evet şimdi motorumuz arka ayakta gördüğünüz üzere. Onu önce bir indirelim. Gördüğünüz gibi şu anda bıraktığımız anda düşecek durumda. Ama burada diyelim ki ışıklarda durdunuz ve motorun üzerinden ayağınızı yere koymak istemiyorsunuz otururken. Park tuşuna bastığınız anda motor kendi ayakları üzerinde duruyor. Gördüğünüz gibi. Ve bindiğinizde gaz kolunu hareket ettirdiğinizde bu aktif olmaktan çıkıyor. Yani bu sabitleme sistemi kırmızı ışıklarda ya da yoğun trafik kullanımlarda aslında inanılmaz konforlu bir sistem. Az önce anlattığım D2'nin tüm teknik özellikleriyle aşağı yukarı birebir aynı ancak farkları az önce söylediğim gibi ABS ve ESP tarafında elektronik denge sistemi tarafında öne çıkıyor. 3 tekerleklinin kullanımına artık tüm dünya yavaş yavaş alışmaya başladı. Bizler daha fazla iki tekerlekli tercih ediyoruz ama 3 tekerlekli skuterları da kullandığımızda virajlardaki dengesi, dönüş kabiliyetleri gerçekten çok etkileyici. İlerleyen dönemlerde nasıl elektrikli motorlar, elektrikli arabalar gibi yavaş yavaş hayatımıza girecekse iki tekerlekliden de 3 tekerlekliye daha dengeli, dönebilen, daha kabiliyetli motorları da daha fazla görmeye başlayacağımıza inanıyorum. Enka Grup bünyesinde Türkiye'ye giren Dofen markasının iki farklı modelini sizlere anlatmış olduk. Biz motorun kalitesi, motorun komponentleri, motoru oluşturan sele, amortisör, far, aydınlatma bütün aksamlarını yakından baktık. Ayrıca pillerinin de LG olduğunu ilk videonun başında sizlere söylemiştim tam performanslı kullanabileceğiniz çok kaliteli pillere sahip. Satın aldıktan sonra sorgulayacağınız ya da satın alırken sorgulayacağınız nerede bakımlarını yaptıracağım, işte yedek parça bulabilecek miyim, satış noktaları nereler ve benzeri bütün sorularınıza yakın zamanda Enka Grup cevap verecek sistemi kurmuş olacak. Ve Enka Grubun bünyesinde kurulan Gebze'deki organize sanayi bölgesinin içindeki fabrikasında bunların montajının tamamı gerçekleştirilecek ülkemize parça parça gelecek. Burada montajlandıktan sonra Türkiye'nin tamamına satışa sunulacak. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa lütfen videonun altından yorumlara yazarak bizlere ulaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.